Senin ne ilişkisi var? Metin Cihan birazdan bize anlatacak ama ben şimdi Murat Arel'e döneyim. Çünkü Mevlüt Uysal deyince Murat Arel akla geliyor. Neden akla geliyor? Mevlüt Uysal'ı nasıl bilirdi Murat Arel? Tabii Mevlüt Uysal hakkında konuşacaksak 2019 yılına, daha öncesine gitmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız seçimler zamanında İstanbul seçimleri yapıldıktan sonra ve iptal edildi ve sonrasında ise bir süreç gelişti. Bu süreç içerisinde Mevlüt Uysal'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Orada da şunu söylemişti. Büyükçekmece'de malum işte adayımız bizim Mevlüt Uysal'ın yaptığı açıklamaları dinleyince ben şok oldum demişti. Ve ben Mevlüt'e kendime inandığım kadar inanırım demişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği söylem buydu. Şimdi bunu söyledi ama Sayın Mevlüt Uysal da o dönemde ki bu söylemin hakkını verecek şekilde 4 Şubat'ta A Haber'de katıldığı bir programda şunu söylemişti. İşte 730 adet seçmen var YSK listesinde, bunlar düşürüldü. Bunların üzerinde durmuyorum çünkü hukuka intikal etti ama işte 10 Nisan 2019 tarihinde ise Büyükçekmece'de 3500 kişi seçmen listesinden düşürülmüş. Bu kişilerin soyadına baktığımızda hatırlarsanız tam da Büyükçekmece Gölü'nün kenarında bu açıklamayı yapmıştı. Bu kişilerin soyadlarına baktığımızda AKP'ye oy vereceği belli diye bir açıklama yapmıştı Sayın Mevlüt Uysal. O gün soyada bakıldığını, evet, belli. Hangi partiye oy verdiğini, evet. Soru Bilal Yıldırım da bunu tekrarlamıştı. Aynen öyle. Ondan sonrasında ben bir insanın bu tür açıklamalarda bulunması ya da birine böyle kendim kadar güvenirim kelimesinin altında bir şeylerin yapması gerekiyor diye düşündüm ve araştırmaya başladım. O dönemde de karşıma çok acayip bir yolsuzluk çıktı. Bunun adı yolsuzluk. Altını çize çize söylüyorum. Yolsuzluk. Şöyle. Konumuzun ana temasında ne var? TÜRGEV var. TÜRGEV 779 dönüm hazine arazisini, hazineye ait olan arazinin eğitim, öğretim ve öğrenci yurdu açmak amacıyla irtifak hakkı talep etti. Arazinin bedel tespiti yapılıyor. İşte uzmanlar geliyor. Bu arazinin bedeli ne kadardır filan diye bir tespit yapılıyor. Toplamda 606 milyon TL para çıkıyor. O günkü şartlarda 606 milyon TL. Tabii bu fiyat... O günkü şart derken hangi yıl yaklaşık biliyor muyuz? 2018. 2018. Tabii bu fiyatlar inanılmaz yüksek. Devreye hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı giriyor. Devre Şehircilik Bakanlığı araziyle ilgili, oradaki büyük araziyle ilgili 779 dönüm araziden bahsediyoruz. Bir master planı çıkarıyor. Ve tamamında üniversite alanı gibi büyük ölçekli bir yapının yapılmasıyla ilgili çalışmayı nitelendiriyor ve ön izin veriyor. Ardındansa bir sorun çıkıyor. Arazinin bir kısmı Mekanize Piyade Tugay'ına ait olduğu ortaya çıkıyor. O arazinin bir kısmının Mekanize Piyade Tugay'ına ait olduğu çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş isteniyor. Milli Savunma Bakanlığı da 130 hektar yüz ölçümlü arazinin bedelinin Maliye Bakanlığı tarafından TOKİ'ye yatırılması karşılığında kendi üzerlerinde bulunan hakkı geri çekeceğini bildiriyor. Ardından Milli Emlak Genel Müdürlüğü de Maliye Bakanlığı'nın yazmış olduğu 2015 abi. 2 Şubat 2015 tarihli TÜRGEV konulu yazıyla Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek tarafından olur verilerek arazi, 606 milyon TL'lik arazi TÜRGEV'e 3 milyon TL'ye veriliyor. Bir dakika, para arazinin askeriye bölümündeki parasını maliye ödüyor. Maliye ödüyor. 606 milyon TL değer biçilen arazinin de bedeli TÜRGEV'e sadece 3 milyon TL olarak satılıyor. 3 milyon TL. 603 milyon TL kamu zararı var. 603 milyon TL. Peki şimdi orada başka ne oluyor? Bir anda her şey hızlanmaya başlıyor. Orada imar yokken Başakşehir Belediye Meclisi toplanıyor. İmar çıkarıyor. Oradaki park, normal alanlar park ilan ediliyor. Sonra TÜRGEV'e tahsis ediliyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? İbni Haldun Üniversitesi kuruluyor orada. Peki TÜRGEV'in kurucular arasında kim var? Cumhurbaşkanlığının adım gibi güvenirim dediği Mevlüt Uysal var. Kendi yöneticiliğini, kuruculuğunu yaptı vakfın içerisinde. Kendi sorumluluk alanındaki Başakşehir Belediyesi'nin arazisinde, sorumlu olduğu arazinin içerisindeki yapılanmada yine Mevlüt Uysal var. O dönem bunları yazdım ben tabii ki. Mevlüt Uysal'la ilgili 4-5 tane daha yazı yazdım. Tabii ben bunları yazarken herkes beni linç ediyordu. İşte şöyle böyle falan diye yalanlayamıyorlardı ama şimdi bugün geldik Yeni Şafak Mevlüt Uysal'ın bu tür yolsuzluk işlerine karıştığını ima ediyor. Tabii buradaki mesaj aslında düşünmek gerekiyor. Neden derseniz, şimdi bir tarafta TÜRGEV'in yönetim kurulundaki ve aynı zamanda TÜRGEV'in İbni Haldun Üniversitesi'nin
kuruluşunda yer almış ve bayağı meşakkatli bir ne derler onu efor sarf etmiş bir abimiz kalkıyor şimdi bununla ilgili bir anda kendi müttefiği olan bir gazete tarafından böyle bir ithamda bulunuyor. Şimdi hedef Cumhurbaşkanı mı? Çünkü Cumhurbaşkanı diyor ki adım gibi güvenirim ben Mevlüt'e diyor. Hı hı. Diğer taraf Kutsal da şey dedi biliyorsun. Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet evet evet. Seyhan Avşar'a konuştu. Seyhan Avşar'a konuştu. Hedef Cumhurbaşkanı mı? Acaba Yeni Şafak kime mesaj vermeye çalışıyor? Ya da Mevlüt Uysal üstünden Cumhurbaşkanlığı kabinesi içerisindeki birilerine mi acaba mesaj vermek istiyor? Çünkü niye? İhaleler sadece Yeni Şafak dediğiniz zaman medya sektörünü ayırarak söylüyorum. Mesela Yeni Şafak'ın sahibinin damadı var. 2008 ile 2012 ile 2018 yılları arasında almış olduğu İstanbul ve çevresindeki araç kiralama ihaleleri 2,5 katrilyona yaklaşıyordu. 2,5 katrilyon. Tek bir tane şirket. O şirket hala ihale alıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Hala ihale alıyor. Hala ihale alıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Geçen yıllar içerisinde bu yapılar artık tekelleşmiş durumdalar. Mesela 1000 tane arabalık ihaleye çıkıyor. 2000 arabalık ihaleye çıkıyor. Türkiye'de bunu sağlayabilecek firma sayısı çok az. Buralarsa yıllardır yaptıkları için zaten hazır haldeler. Bunun yapılacak şeyleri var tabii ki. Ben olsam bölerek yaparım. Bölgelere ayırırım. Bölgelerde yaparım. Ve toplumun yararına olacak, kamunun yararına olacak, rekabeti artıracak, açık ihale şartlarını geliştirecek şartlar koyarak toplumun da yararına bir ihale sistemi düzenlerim. Kim alırsa alsın. Onu kazanana zaten diyeceğiniz bir şey yok. Ama bu yapılmadan sadece belirli kişilerin girebileceği şekilde ihale yaptığınız zamansa bu eleştiri konusu olur ve bununla ilgili soruşturma konusu olur. Çünkü aynı durumda başka bir şey var. Mesela bunlar aynı Sayıştay raporlarında yer aldı. Bana dava açtılar Albayrak grubu. Dava açtılar ben hepsinden beraat ettim. Belgeleriyle klasör klasör savcılara verdim. Şu bütün ihaleleri. Şu olabilir mi Murat o zaman? Bu damadı dedin işte bir sürü servis işi var şey işi var. Bu işlerde bir çıkar çatışması yani kendi işlerinde bir çıkar çatışması yaşayıp... Benim yorumumu soruyorsan abi benim şahsi kanaatim %100 çıkar çatışması var. %100. Yani Mevlüt Uysal'la bir çıkar çatışması. %100. Yani, bir ihalede karşı karşıya... Erdoğan'a filan mesaj filan yani o büyük devasa yapıyı... Şimdi bir devasa yapı var ortada yani bunu... Bu devasa yapı böyle ufak tefek işlerle... Yeni Şafak'ın yazması çok önemli abi. Ufak açık manşetten işte, yazdı bunu. Ama şeyden biliyorsun o yani çıkar çatışması söz konusu olduğu zaman altta veya küçük detayda bir çıkar çatışması dahi olduğu zaman onu aşamaması oradan vermiştir. Onu kendi arasında çözer. Bir konu vardı onu bir kısacık söyleyeyim isterseniz. Yani bu yani tabii daha teyide muhtaç araştırıyoruz ama bir ihaleye girdikleri karşılıklı Mevlüt Uysal'ın da danışmanlığı olduğu bir şirketle Albayrak grubunun bir ihaleye girdi. Hatta o bir yayın ihalesi yine bir kurumun dergisi. Orada Albayrak grubunun bu ihaleyi kaybetti ve bu nedenle yüklendi söyleniyor. Ama burada çok önemli bir şey var tabii. Bu haberde çok önemli bir şey var. Yeni Şafak şunu itiraf ediyor. Yani yandaş medya şunu itiraf ediyor. Yargı içerisinde bir çete var diyor. Evet. Yani ve parayla diyor. Başka. Evet, siz evet. Diyor. Yani siyasi kimliğinizle farkında olmadan asıl orayı zaten ben onu evet, diyecektim. Evet. Farkında olmadan asıl orayı ortaya yani, çıkarıyor. Yani yargı içerisinde. Peki. Yargı içerisinde biz işlerimizi hallediyorduk. İşte şunlar şunlar bak böyle işler halloluyordu. Bak öyle işler halloluyordu ki bizim işimize bile çomak soktular. Ve orada bir cümle daha çok önemli. En üstteki ismi kullanarak yargıyı etki altına alıyor diyor. Bu da şunun itirafı. Doğrudan en üstteki isim, onun yine o kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Yargı kararlarına müdahale ediyor. Ve ihalelere kadar müdahale ettiği algısı var yargıda. Yani yargıda aslında böyle bir algı itiraf, var. Açık çok bir itiraf bir itiraf ve yandaş medyada bu kadar ülkenin adaletinin bataklığa dönüştüğü, böylesine yolsuzluk sisteminin yargıyı sardığına yönelik bir İtirafın Yeni Şafak'ta sürmanşette yer alması. Farkına varamamışlardı. Yani muhtemelen ya ama bir ihale hırsıyla o para hırsıyla aslında kendi kurdukları, kendi savundukları sistemin nedenli kirli olduğunu itiraf etmiş oldular. İşte farkına varamadan ifşa ettiler evet. Kendi şimdi durumlarını. Ben gireceğim araya çünkü Metin Cihan hani girmeyecektiniz araya şu Cihan'ı? Ben konuşacağım. Metin Cihan'la konuşturacağım. Evet. Metin Cihan son günlerin en çok konuşulan gazetecilerinden biri efendim biliyorsunuz. Bu ekranlardan da Metin Cihan bizimle olacak. Hazır mı arkadaşlar? Peki. Metin hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar.
Canikli'yi konuşmaya başladık. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli. Kendisi CHP Genel Başkanı hakkında hemen bir dava açtı. Şimdi konuşacağız bu konuyu Mevlüt Uysal üzerinden ama seninle ilgili bir adım var mı? Hayır, yok. Yani en azından haberim yok şu ana kadar. Haberim, peki. Şimdi kısıtlama da gelmişti, onları da konuşuruz. Metin, biz Albayrak grubunu konuşuyoruz. Yani Yeni Şafak üzerinden konuşuyoruz. Bu işin altından da bir